Günaydın. Sanırım zaten Akdeniz Üniversitesi gastronomi okuduğumu biliyordunuz. Üçüncü sınıfım ben bu arada. Bugün ilk defa uygulamalı derse gideceğim. Birlikte hazırlanalım falan videosu çekelim dedim. Bu arada üniformam burada. Üniformamı ütülemem lazım. Bakınız. Şimdi onu ütüleyeceğim. Bir de kahvaltı yapacağım. Sonrasında okul yolu. Önce ütü yapacağım, sonra yiyeceğim. Burada neden bu kadar kar oluyor? Ya bu üniformayı şimdiye kadar bir kere bile giyemedim. Çünkü pandemiden dolayı. Şimdi böyle bakınca bilmiyorum, bana ait değil gibi geliyor. Yani birazcık farklı değil. Ama sanırım bugün ve bundan sonraki günlerde daha çok aitlik hissedeceğim ona karşı. Aslında hiçbir ev işinden zorlanmıyorum. Yani ben zorlanırım diye düşünmüştüm. Kendi evimde de yapıyordum işleri. Yani dedim belki hani daha farklı olur tek başıma yaşayınca falan. Ama gerçekten hiç zor değil. Yani gayet hepsini becerebiliyorum, başarabiliyorum. Yani becerebiliyorum dediğim aslında zaten beceriyorum da. Belki daha farklı olur diye düşünmüştüm. Tek başına olunca belki daha... Hani böyle görünmez işler vardır ya evde. İşte çamaşır katlamak falan gibi. Anne yapar ve fark etmezsin. Hani o iş aslında yok gibidir. Mesela ben şeyi hiç yapmazdım. Çamaşırları makineye atma işi. Ve yıkama tuşuna basma işi. Ben genelde çamaşırları işte kuruturdum, katlardım, asardım falan. Yani çamaşırın tuşuna basmak bana çok ağır geliyor. Veya mesela pazara çıkmak. Pazara çıkmak gerçekten böyle çok insana kendimi çok tek hissettiren bir davranış. Allah'tan arkadaşlarımla çıkıyorum ama yani gerçekten hissediyorsun böyle meyveleri 2-3 tane aldığında, sebzeleri böyle 1 tane 2 tane aldığında yani, tuhaf hissediyorsun. Yalnız yaşadığını hissediyorsun. Çok farklı bir his. Bu arada geçen gün annemle hani konsere gittiğim video var ya, Haluk Levent'in konserine. O videodan sonra anneme sürpriz yapmıştım onu. Zaten haber vermedim ona. İşte sadece şey dedim, yarın kanalda bir video olacak ve yani seninle ilgili, senin bileceğin bir şey. Attım videoyu. Hani ben şey bekliyordum. Yansın dedim, işte çok beğenmedim. İşte şurasında böyle olmuş falan. Böyle o kadar çok beğenmiş ki. İşte herkesi izlesin falan filan böyle şey yapıyor. Çok hoşuma gitti. Ve sizden de çok tatlı tepkiler aldım. Teşekkür ederim. Böyle videoları siz yorumlar yapınca ya da beğeni yüksek olunca, izlenme yüksek olunca benim gerçekten motivasyonum artıyor. Daha çok video üretmek istiyorum. Mesela aklımda daha çok fikir tilkileri dolanıyor, fikir perileri. Unutmayın yorum yapmayı ve beğenmeyi. Şimdi bu videoyu da hemen koşun. Şöyle ışıktan geçeyim. Ütülemek bitti. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Sonra üstümü giyineceğim ve dışarı çıkacağız. Geçen gün arkadaşlarımla Monopoly oynadık toplamın. Önce yemek yaptık, böyle misafir ağırlama gibi oldu birazcık ama işte böyle bezelyeli tavuk, pilav, salata, meyve, puding, böyle güzel bir sunum çıkardık. Onun üstüne bir de Monopoly oynadık ama gün sonunda var ya, o kadar beynim kalmadı ki hani. Çok yoruldum ve böyle hani Monopoly zaten beni başlı başına yordu. Ve hesap kitap işlerinde iyi değilim ama çok iyi olmaya çalışıyorum. Ve her zaman, bu arada benim şöyle bir şansım var. Monopoly'de her zaman ya birinci olurum ya ikinci olurum. Her şekilde kazanırım. Ve gerçekten çok hainlik yaparım. Çok yani böyle sinsilik yaparım. Hiç hayatımda olmadığım biri olurum. Böyle artık pençelerim çıkar, sırtlana dönüşürüm. Dün gece karnım acıktı, gittim noodle yaptım. Gece saat 12'de. Ama direkt böyle yerken bile şeyi düşünüyorum. Bulaşığını nasıl yıkayacağım gece gece. Böyle bir derdim var artık. Elde bulaşık yıkama derdi. Ve sadece düşünüyorum, bunun bulaşığı nasıl yıkayacak Allah'ım. Hani mesela bir yemek yaparken bu kadar bulaşık falan yapıyorum. Ama çok da çıkmıyor yani. Hani fıtı fıtı yapıyorsun zaten, temizliyorsun, suya tutuyorsun. Şimdi kahvaltıyı bitirdim. Birazcık gideceğim, süsleneceğim.
Sonra onun üstüne çantamı hazırlayacağım ve yola gidiyoruz. Yola koyuluyoruz. Hadi bakalım. Abartılı makyaj yapan bir insan olmadığım için bu bölümde fazla zamanınızı almayacağım. Hemen böyle pıt pıt bir şeyler yapacağım. Bakalım. Tamammış. Bir de hadi rimel süreyim, böyle pıt pıt yapayım gözüme. Aslında hiç sevmem rimel çünkü süremem. Çok kötü rimel sürerim de. Ve böyle rimel buralarıma düşer böyle pıt pıt şeklinde. Ya da rimel sürdüğüm gün kesin ağlarım. Böyle bir bahtım var yani. Sonra o rimel böyle gözümden boca boca akar. Değdirdim. Gerçekten kötü bir make-up serisinden sonra yüzümü takıyorum. Hadi bakalım okula gidelim artık. Hadi bakalım gidelim. İlk defa asansörde bu arada video çekiyorum sanırım. İlk defa asansörüm oldu yurdumda. Çok mutluyum bu konuda. Ben açana kadar asansör zaten geldi 0. kata. Tata. Bu arada acaba bizim asansörde kamera var mıydı? Çünkü o kadar çok dans ettim ki. Kendimi suçlu hissediyorum. Bu yol 20 dakika falan sürüyor yürümesi. Ve bende şöyle bir sıkıntı var. Nefesimi düzgün kontrol edemeyen bir insan. Ve anında dalağım şişiyor. Hızlı tempoda yürüdüğümde birden dalağım şişiyor. Böyle devam edemiyorum. Hani aparkat yemiş boksörler gibi kalıyorum böyle. Mesela yanımda biri varsa kanka dur dalağım şişti. Biraz hani böyle deyince insanlar birazcık ne oldu oluyor ama yapacak bir şey yok, dalağım şişiyor. Çabuk işi gücü bırakıp okuluma bakın. Bunu yapmasaydım ölürdüm gerçekten. Yol boyunca aklımda bunu kurdum. Ve çok mutluyum. Ay, canım okulum ya, çok seviyorum. Böyle küçük bir yer. Bir de böyle ırmak kenarı falan var. Sarı köprü var. Okulumun PR'ını ben yapıyorum galiba. Ders meğerse saat 9.30'da başlıyormuş. Ben 8.30 yazanı gördüm ve saat 8.30'da geldim. Neyse derslikleri göstereyim size. Böyle. Burası da böyle. Kasap gibi kokuyor bu arada. Felaket kokuyor. Burası da ikinci mutfak. Sabah ütüledim. Benim çantamdan hiç giyinmemiş. Sizin çok da ütülememişsin. Gerçekten ütüledim deli gibi. Videosu bile var. Çantana koyduğum için kırışmış bayağı. Evet. Bunu takacak mısınız? Evet. Gömleğin içinden basın istemiyorsun. Camı şey yapmadım. Bir şey değil mi? Benim o önlüğün boyun kadar. Takacağım şimdi bak bekleyin. Vallahi boyun kadar. Dedim. Kuşu burada sesim videoda çıkıyor. Keseceksin değil mi? Hayır. Kesme. Sesi kesemem. Ses kesilmiyor. Bunları kes. Arkaya müzik koy. Aynen. Müzik de söylersin o zaman. Müzik koysan olur değil mi? Halledelim. Baksana harbiden boyum kadar. Bekle benimkine görüşmeyi. Benimkine hazır mısın? One minute. Ben bu tatilde hiç büyümemişim. Onu fark ettim. Yüzümden keser elbise şey yaparız ben, burada. Bağlama şeyi şuramda. Evet. Şuramdan bağlı. Benim de popomda.
Şimdi ben geçen hafta geldiğim için benim henüz grubum yok. Hocayla o konuyu konuşacağım. İşte beni bir gruba versin diye. Öyle değil. Bakın burası pastane. Burada işte hamur yoruluyor. Fırınlar var. Bu hamur çırpma makinesi. Fırından bir sezin görüntüsü. Çıkartamıyorum tek elle. Cidden çok keskin bu arada. Sadece parmağıma değdi. Bakınız malzemeler böyle. Yiyeceğimizi buladım. Ardından da arkadaşlar bankoya bulayacağım arkadaşlar. Bunu böylece bastırıyorum. Daha sonra arkadaşlar çevireceğim. Bakın alttan bankoyla tuttuktan sonra çevireceğim. Aslında bak buralar bakın arkadaşlar, kalın olan kısımlar biraz daha çiğ kalmış. Bu da arkadaşlar sotelemeye bir et olarak düşünebilirsiniz. Bakın hemen renk aldı. Bakabilirsiniz. Patates koyuyor. Azıcık yağ döküp. Tamam, yağ dök. Ay çok korkuyorum. Dök dök, bir şey olmaz hadi. Ama çok korkuyorum. Dök yani önler, önde çek. Tamam çok kaldı. Ben dökebilir miyim? Gel dök. Thank you. Ya bunu çıkmamız gerekiyordu. Şimdi kaşarı rendeleyeceğiz. Yemekleri yaptık. Yedik üstüne bir de bulaşık da yıkadık. Bu kadar. Bütün mutfağı baştan düzenledik. Çok yoruldum.